Hadi hayırlısı inşallah. Çok iyi bak, müzeyi çok kalabalık. Şimdi biraz sabahlar. İyiydi. Siz de. Bir daha mı olmadı? Yani şöyle küçük bir tane daha olmadı. O zaman orada da olması lazım. Tabii de işte. Bura nereye ya? Niksel Kalesi M.Ö. 350'li yıllarda direkt bir şehir kale olarak, akropol olarak kurulmuş Pontus İmparatorluğu'nun önemli muhkem kalelerinden bir tanesi. O günden günümüze kadar da hala ayakta, canlı ve görkemini koruyan önemli bir kale. Kalenin öncelikli olarak büyüklüğüdür. Bir kale şehir olarak inşa edildiği için kalenin içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik, askeri, siyasi birçok yapının bir arada olduğu, yani bir şehir hayatını her aşamasının olduğu bir yapıda kale. Ve Niksel Kalesi'nin içerisinde Danışmendi Devleti'nin en önemli eserlerinden bir tanesi olan Danışmendi Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından Nizamettin Yağıbasan tarafından 1157 yılında yaptırılmış olan Anadolu'nun ilk Türk medresesi Nizamettin Yağıbasan Medresesi'nin olması Niksel Kalesi'ni önemli ve farklı kılan parametrelerden bir tanesidir. Bu eser Anadolu'daki erken dönem Türk mirasının anlaşılması, algılanması bakımından da bugünkü geldiğimiz mimari seviyeyi görmemiz açısından da çok önemli bir yere sahip. Arkamda da gördüğünüz gibi iki tane eyvanlı. Üstü astronomi ve yıldız hareketlerinin takibi için kısmen açık iki eyvanlı üst açık medrese tipi mimarisinde diyoruz. 1157 yılından sonra Anadolu'da diğer medreselerin yapım tarihleri 13. yüzyılın başlarına denk geliyor. Yani böyle düşündüğünüzde çok erken dönem bir mimari yapıya sahip. Bu mimari yapının genişletilerek bugünkü mimari zenginliğe ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yapının kale surlarının kullanılarak inşa edildiğini biliyoruz. Bununla beraber ona özgü, bu yapıya özgü bir de ahşaptan bir balkonu var. Dolayısıyla bu eseri de bu şekilde tanımlayabiliriz. Hiçbir yerde bir örneği yok. Tabii kale surları kullanılarak inşa edilmiş ama şehir süliyeti de verdiği için arka taraf muhtemelen de öğrenciler için de güzel bir terapi olabilecek bir mekan orası. Biliyorsunuz bahsettiğimiz yüzyıl 12. yüzyıl. 12. yüzyılda ilme talebin çok az olduğu, öğrencilerin sayısının çok az olduğu bir dönemi ifade ediyoruz. O dönemde çok az öğrenciyle, çok az talipliyle bu eğitimleri yapıyorsunuz. Ama o talipliler arasında öyle bir isim çıkıyor ki Osmanlı'nın medrese sistemini kuran, Osmanlı'nın bilim altyapısını oluşturan Davud-u Kayseri'yi yetiştiriyor. Bu Davud-u Kayseri Anadolu'da ve farklı yerlerde birçok medreselerde eğitim almış. 12 yıl ki hayatının önemli bir kısmını burada geçirmiş, burada eğitim almış ve Orhan Bey döneminde ise Osmanlı'nın kurucu rektörü olmuş. Çok büyük kaleler var. Diyarbakır Kalesi, İstanbul Kalesi, bunun bir tanesi Niksel Kalesi. Bunlar
akropoller yani kale şehirler elimizde kalan kalıntılarla mevcut var olan izleri takip ettiğimizde şunu söyleyebiliriz. Anadolu'nun en büyük kalelerinden, görkemli kalelerinden bir tanesi. Kale, dış kale surları, orta kale surları ve iç kale surları olmak üzere üç kademeli ve topografiyi de çok iyi kullanarak ortaya çıkartılmış. İçerisinde yaklaşık 40-50 tane yapının olduğu, hatta formunu bilmediğimiz kazılarla yeni yeni ortaya çıkan 20-30 tane de yeni yapının olduğu, yeraltı geçitlerinin, gizli ulaşım sistemlerinin olduğu ve savunma reflekslerinin kuvvetli olduğu çok büyük bir kale diyebiliriz.